Merhaba arkadaşlar, bilgisayar toplarken ya da hazır sistem alırken akıllarda olan en önemli sorulardan biri acaba ben bu bilgisayarı daha kaç sene kullanabilirim sorusu oluyor. Acaba bu bilgisayarı satın alıp günümü kurtardım yoksa en azından beni 4-5 sene idare eder mi? İşte oyunlarda hemen sıkıntı yaşamaya başlar mıyım gibi sorular böyle insanın beynini kemirip duruyor. Ve böylece para verip aldığı üründen bile bu sorular yüzünden keyif alamaz hale geliyor ki en kötüsü de bu aslında. Çünkü emeğinizin karşısında kazandığınız paranızı bütçeniz doğrultusunda almak istediğiniz bir bilgisayara yatırdıktan sonra sürekli bu yaptığınız alışverişi böyle sorguluyor olmak gerçekten sinirleri bayağı bir bozan durum. Bakın bu durumu yaşayan arkadaşların her zaman yaptığı en büyük hatayı ben size söyleyeceğim. İşte yapılan en büyük hata ekrandaki bu gördüğünüz FPS sayacı. Şimdi ne alaka diyenler için durumu daha iyi anlatacağım. Giriş seviye sistem alanda, orta seviye sistem alanda, üst seviye sistem alanda oyunu oynamıyor. Adeta açıp bu FPS'yi izliyor. Hatta ben çevremden örnek vereyim. Bütçesi olan ve iyi bir PC toplayıp yaptığı alışverişi sorgulamayan adamdan bahsediyorum şu an mesela. Adam o kadar para verip aldığı sistemde ilk iş olarak daha oyuna bile girmeden direkt olarak bu FPS sayacını açıyor. Çünkü asıl amaç önce oyun değil, asıl amaç önce orada yüksek karayazarını görmek. O sayaçta yüksek karayazarı gördükçe de mutlu olmak. Yani o öyle mutlu oluyor, oyunu bile oynamıyor. Şöyle 10-15 dakika bir bakıyor, durumdan tatmin oluyor. Vay be ne kral sistem topladım diyor. Sonra ya o sistemle oyun oynamaya vakti olmuyor ya da açıyor işte sadece FIFA falan oynuyor. Belki onu bile yapmıyor, dizi film izleyip duruyor. Yaşadığı tek mutluluksa güçlü bir bilgisayarım var duygusu, başka hiçbir şey değil. Diğer giriş seviye sistem toplayan arkadaşsa bir yandan zaten bütçesi dar olduğu için yaptığı bu alışverişi aklında sürekli sorguluyor. Diğer yandan işte bilmem kim oyunu 100 kare hızla oynarken acaba ben kaç karede oynuyorum diye o sayacı açıyor. 50-60'lardaysa morali bozuluyor. Biraz grafik detayı kısarsa zaten resmen bunalıma giriyor. Topladığı sistemden soğuyor. Her şeyi mutlaka en üst, en son ayarda görmek istiyor. Tek fedakarlık yapabileceği nokta ray tracing. DLSS veya FSR açmaktan bile nefret eden bir kesim var mesela. Yani bunun adı takıntı arkadaşlar. PC oyuncularının birçoğu maalesef böyle bir takıntı içerisinde. İşin kötü tarafı konsoldan PC'ye geçen adam da bunu yapıyor. Yani yeni nesil konsollar öncesi hayatı boyunca 30 FPS oyun oynamış adam ve bunu çok da keyif alarak yapmış aslında. PC'ye geçince ilk iş olarak kaç FPS'de oynuyor diye merak ediyor. İşte bu yapıldıkça ne toplanan sistemden keyif alınıyor, ne yapılan alışverişin sorgusu bitiyor, ne de huzur sağlanmış oluyor. Az önce söylediğim sorulardan biri mesela, bu bilgisayar beni 4-5 sene idare eder mi sorusu. 90'larda özellikle 90'ların ikinci yarısında bilgisayar piyasasını bilmeyen arkadaşlar o zamanlardaki durumu görseler, şimdi resmen hallerine şükrederlerdi bence. Bakın şu an 10 yıllık işlemci bile yanına orta seviye bir ekran kartı ve 16 GB RAM ile piyasadaki her oyunu oynatabiliyor. Örnek i7-3770 işlemci. Yanına GTX 1070 gibi bir kartı takın. Oyununa göre değişmekle birlikte az bir darboğaz olsa da yine iyi bir oyun deneyimi sunar. Ve iyi de bir grafik kalitesinde oynarsınız oyunları. 90'lı yıllarda böyle bir şey yaşama şansınız sıfırdı. 10 yıl giden bir işlemci falan hayaldi yani. Bir sene dayanmadan upgrade yaptığım günleri biliyorum ben ki o konularla ilgili de çok detaylı bir video yapacağım hatta. Dayanmaktan kastım böyle detay kısmak falan değil. Yeni gelen oyunu oynayamıyordunuz. Ya ekran kartından patlıyordunuz, ya RAM'den patlıyordunuz ya da işlemciden patlıyordunuz. Hatta 3D hızlandırıcı kartlar gelmeye başlamışlardı. Onlardan patlıyordunuz. 3D FX falan değil yani, ondan öncesinden bahsediyorum. O yüzden bunu yapan arkadaşlara tavsiyem şu, bu saçma FPS sayacını kendinize takıntı haline getirmeyin. PC başında geçirdiğiniz vakitten keyif almaya çalışın. Hayat zaten yeteri kadar zorken, zar zor parayı denkleştirip sahip olduğunuz bilgisayarınızda güzel zaman geçirmek varken, o sayaçtaki karayazını sıkıntı yaparak hayatı kendinize bence daha da zorlaştırmayın. Şu an hangi güncel sistemi alırsanız alın, oynayamayacağınız hiçbir oyun yok. O yüzden sadece bunun keyfini çıkartmaya bakın. Uzaktaki objeler net gözükmüyormuş, bırakın gözükmesin. Ağacın gölgesi yokmuş, olmasın. Çimlerin kalitesi kötüymüş, bırakın kötü olsun. Bir iki tane detay kısıp ortalama 60 FPS karayazını tutturmaya bakın. Gerisini bence boş verin gitsin.
Dediğim gibi konsolda son senelere kadar genel olarak 30 FPS'ydi oyunlar. Bunu aklınızdan mutlaka çıkartmamaya çalışın. Aldığınız bilgisayar giriş seviye bile olsa gücü doğrultusunda oynadığınız oyunlardan keyif almaya bakın. Çünkü bu videoyu yapma sebebim bana gelen mesajlardan bu kadar çok takıntı olan arkadaşları görmekteyim. Bu duruma kesinlikle bu arkadaşlar bence bir son versinler ve oyun oynarken mutlaka o sayacı kapatsınlar. Ha, canınız ister, sistem testi falan yapmak isterseniz ancak o zaman açarsınız. Ama bilgisayar başında güzel zamanlar geçirmek varken durumu bence kendinize zehir etmeyin. Umarım bu videoyla birilerine de faydamız olabilmiştir. Onlar kendini biliyor. Kanala destek olmak için abone olup video bildirimlerini açmanız bizi gerçekten çok mutlu eder. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.